Bütün Formula 1 tutkunlarına merhabalar. Takımların 2019 kış testlerinde attığı en hızlı turlarla 2020 sezon öncesinde atılan en hızlı turlarını kıyasladık. İlk olarak Ferrari'deyiz. Çünkü İtalyan ekip gridde geçen yıla oranla testlerde hızlı tur anlamında en çok gerileyen ekip konumunda yer alıyor. Ferrari'nin en hızlı turu geçen yıla oranla 0.139 saniye daha yavaş. Şahlanan at muhtemelen elini sakladı. Ancak hızları hakkında en büyük bilgiyi bizlere ilk yarış sunmuş olacak. Kaybedenler listesinde ikinci, genel listede ise gelişim anlamında 9. sıra olan ekipse yeni adıyla Alfa Tauri. Bir önceki kış testlerinde attıkları turdan 1032 saniye daha yavaş kaldılar. Ancak attıkları tur sayısı olarak Honda, geçen yılların aksine dayanıklılık konusunda kendisini net bir biçimde ortaya koyuyor gibi. Genel listede 8. sırada olan Haas'la beraber kaybedenler listesini bırakıp bir önceki seneye göre hızlananlar bölümüne geçiş yapıyoruz. Geçen yıl en kötü sezonunu geride bırakan Amerikan takım bu yıl her ne kadar testlerde çeşitli problemler yaşasa da geçtiğimiz yıla oranla 1039 saniye daha iyi bir tur atmayı başardı. Yedinci sırada ise geçtiğimiz yılın Formula 1.5 klasmanının şampiyonu olan McLaren var. Sezonu 4. sırada bitirmeyi başaran İngiliz ekip bu yıl testlerde geçtiğimiz seneye nazaran 1093 saniye daha hızlı bir tur atmayı başardı. Ön tarafa doğru yavaş yavaş gelirken geçen seneki testlere göre hızlananlar listesinde Alfa Romeo 0.297 saniye daha hızlı bir zaman turuyla karşımıza çıkıyor. İtalyan ekip geçtiğimiz sene Kimi Räikkönen'le beraber gayet iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak sonrasında işler pek de istedikleri şekilde devam etmemişti. Beşinci sırada ise son 6 yılın çifte şampiyonu Mercedes takım bulunuyor. Gümüşoklar hatırlayacağınız üzere geçen yıl testlerde stratejik olarak yavaş kalmış, sonrasında ise Avustralya Grand Prix'sinde 0.6 saniye farkta pole pozisyonunu almıştı. Alman takım geçtiğimiz seneki hızlı turuna nazaran 0.508 saniye daha iyi bir tur atmayı başardı. Dördüncü sıraya geldiğimizde ise geçen seneye podyuma çıkma hedefiyle başlayan ancak bunun çok uzağında kalıp üstüne bir de takımlar şampiyonasında dördüncülüğü kaybeden Renault var. Fransız ekip geçtiğimiz yıl testlerde attığı en hızlı tura nazaran 0.567 saniye daha iyi bir tur atmayı başardı. Üçüncü sırada ise geçen sene radikal bir kararla Honda motoru kullanmaya başlayan Red Bull'u görüyoruz. Kendileri geçen yılki teste nazaran 0.822 saniye gelişmiş durumda. Takım 2013 yılından sonra şampiyonluk için mücadele edebilecekleri bir araç yapamadı. Kırmızı boğalarda hedef genç yıldızları Max Verstappen'le bu yıl şampiyonluk için mücadele etmek. Testlerin geçen yıl oranla en çok gelişen ikinci takım ise Racing Point. Pembe Panterler geçtiğimiz 2 yılda zorlu bir süreçten geçtiler. Bu yıla baktığımız zamansa tasarladıkları araç Mercedes'in geçtiğimiz yıl kullandığı W10 aracının kopyası konumunda. Kendileri de 0.922 saniye gelişerek test şampiyonasının ikinci takımı olmayı başardı. Ve son olarak testlerin şampiyon takımına geliyoruz. Williams geçtiğimiz sene maddi problemlerden dolayı Netflix dizisinde de gördüğünüz üzere bazı parçaları piste Clear Williams'la beraber getirmiş ve testlere 2 gün geç başlamışlardı. Kendileri bu yıl geçtiğimiz yıla göre testlere başına gelerek zaten daha iyi bir başlangıç yaptı. Ayrıca 2019 test sezonundaki en hızlı zaman derecelerinden 1.259 saniye daha iyi bir tur atarak gridde geçen yılki test zamanlarına göre en çok gelişim gösteren takım oldular.
Testlerde geçtiğimiz yıla nazaran durum böyleydi. Ancak testlerin bize öğrettiği yegane durum buradaki zaman turlarına ve takımların hızlarına aldanmamaktır. En büyük ve en yakın örneklerinden birisi 2019 kış testlerindeki Ferrari. Kendileri o dönem rakiplerine karşı çok büyük bir fark atmış gibi görünse de Melbourne'e gelindiğinde rakiplerinden çok yavaş kalmışlardı.